Jonathan Nolan'ın showrunnerlığını ve yazarlığını yaptığı Fallout dizisi yayınlandı. Ancak şaşırdığım bir nokta var. Aynı The Boys veya Invincible gibi yapacaklarını hafta hafta yayınlayacaklarını düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Bütün bölümleri yayınladılar. Ben 4 bölüm izledim. Bittiği zaman, bitirdiğim zaman diziyi de bir inceleme çekeceğim. Ancak fikirlerimi direkt olarak bir aktarayım istedim. Spoiler olmayacak. Nasıl olmuş? Atmosferi nasıl? Ben bundan bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendisi Dizimiz bir oyun uyarlaması, Fallout oyununun uyarlaması. Ben oyunları biliyorum ama hiçbir fikrim yok. Yani çok duymuşluğum var. Çevrende oynayanlar var, bilenler var ama ben ne hikayesini biliyorum ne oyunla alakalı bir bilgim var. Oyunla nasıl olmuş? Nasıl uyarlamışlar? Bunu ele almadan size bir dizi olarak nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Ama yorumları da okudum. Twitter'da baktım. İnsanların oyun uyarlaması olarak nasıl gördüğüne baktım. Çok olumlu. Yani diziden bağımsız olarak zaten anladığım kadarıyla oyunda kendi hikayenizi biraz da ne yapmak istediğinizi kendiniz belirliyor musunuz ama temel olarak hikayeye ve evrene de sadık kalmışlar ve bu sebepten dolayı da hayranlar mutlu görünüyor ama dizi olarak nasıl dizi olarak ben ilk bölümü çok beğendim yani çok güzel bir anlatımla başlıyor. Evrenin ne hale geldiğini distopik bir hikaye aslında. Last of Us gibi düşünebilirsiniz veya farklı bir yapım gibi düşünebilirsiniz. Belki Mad Max gibi düşünebilirsiniz benzerlik açısından. Yani birebir aynı olmasa da dünya yok oluyor. Amerika'ya atom bombası düşüyor. Başka yerlere de muhtemelen düşüyor ve dünya artık belirli şekilde çok az insanın yaşadığı ama çok tehlikeli bir yer haline geliyor. Distopya hikayesi. En son bununla alakalı çok kaliteli bir dizi vardı biliyorsunuz. Silo. Onu da çok övmüştüm ben. İncelemesi de kanalda var. Yayınlarda da çok övdüm. Ona da birazcık benziyor. Tabii ki farklı anlatımlar, farklı dinamikleri var. Ama burada bir dizi olarak karakterleri bize çok güzel anlatıyor. Karakter derinliği yaratıyor. Bazen güldürüyor. Bazen bazı karakterlere veya bazı yerlere burası nasıl bir yer ya bu ne saçma insanlar falan dedirtiyor. Bunları çok güzel yapmış. Çok güzel bir anlatımla başlıyor. Baş karakterlerimizin birbirinden kopuk olmasına rağmen bir noktada birleşmeleri, belirli hikayeyi ilerletmek için belirli adımlar atmaları falan bunları çok beğendim. Oyuncularına bakarsak Aaron Morton Maximus rolüyle Walton Goggins çok iyi oyuncudur. Çok severim. Yani bir dönem aslında Jack Nicholson olacağı düşünülen ama yeterince de olamayan ama benim çok beğendiğim filmlerini izlediğimde çok iyi performanslarını görmüş olduğum bir oyuncudur kendisi. Bence buradaki role de hortlak rolüne de çok yakışmış. Bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Maskesi falan da inanılmazdı. Ve ana baş karakterimiz Lucy McLean'i canlandıran Ella Parnell. Bence hepsi gayet iyi oynuyor. Hiçbir problem yok bu konuda. Yani oyunculuk açısından benim gözüme batan çok öyle burası problemliydi şöyle çok da sırıtmış dediğim birisi olmadı. Gerek hem bunların yaşadığı yer olarak gerek dışarıdaki dünyada da olan insanlar açısından öyle çok gözüme batmadı. Atmosferi çok güzel vermişler dünyanın yok olduğunu dünyanın ne zorluklarla hayatta kalan insanların işte bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatmışlar. Çok da tehlikeli bir yer hale geldiğini de yer haline geldiğini de göstermişler. Yani şunu aslında birazcık yapmaya çalışmış dizi. Siz bir izleyici olarak bu dünyaya bırakılsanız ne yapardınız ya da bu dünyada neler yapabilirdiniz hayatta kalabilir miydiniz bunu da birazcık yapıyor aslında bunu da birazcık izleyicinin izleyiciyle empati kurdurtmaya çalışıyor karakterleri ve dünyayı Last of Us'ta da bu vardı Saylo'da da bu vardı iyi dizilerde genelde bu olur zaten çok böyle içine giremediğiniz sizi iten çok başarılı olmayan dizilerde bunu başaramazsınız ama bu saydığım dizilerde ve Fallout'ta gayet iyi şekilde bunu başarmış. O sebepten dolayı tebrik etmek lazım ki Jonathan olanın olduğu herhangi bir yapımı beğenmemek elde değil. Yani Person of Interest'de onundu, Westworld de onundu. Westworld her ne kadar kötü bir, kötü bitse de, kötü gitse de 3. sezonundan sonra ilk 2 sezonu inanılmaz bir dizi. Benim bayağı üst noktalarımdadır, üstlerdedir Westworld. Çok iyi diziydi. A e, Person of Interest'i söylememe gerek yok. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim işlerden birisidir. E zaten Jonathan Nolan'ın The Dark Knight'tır, Memento'dur, The Prestige'dir. Direkt kardeşiyle birlikte çalıştığı çok başarılı yapımlar. Orada da zaten yazarlık yapıyordu. Şimdi Jonathan Nolan olunca bir de eşi olunca Lisa Joy mis gibi bir iş çıkacağını tahmin ediyordum. Çok ufak böyle tereddütlerim vardı. Fallout evleneni bilmememden kaynaklı. Hayranların direkt hayran baskısı. Hatta Jonathan Nolan Şöyle bir şey söylemişti yani biz bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz hayranların dediklerini yaparsak yapamayız gibi buna benzer bir cümle kurmuştu hatta birazcık da sert cümle kurmuştu ama yani ben birazcık ondan tedirgindim ama Jonathan Nolan bildiğini okumuş ama evrenden de komple kopmamış kendi hikayesini de dahil etmiş gayet güzel bir hikayeyi bizlere sunmuş ben bu konuda gayet mis gibi bir iş ortaya çıkardığını düşünüyorum ilk 4 bölüm itibariyle hikayemizde farklı karakterler var. Maximus karakteri var mesela. Bu işte demir zırh giyen yani Halo gibi veya işte ne bileyim başka karakterler gibi de diyebilirsiniz. Burada Marine bunlar. Bunlar bu evrendeki ...çok güçlü e, askerler, özel askerler aslında... ...onun silahtarı olarak başlayan bir karakter. Onun yolculuğunu görüyoruz, neler yaptığını görüyoruz. Onun yolculuğu da çok ilginç aslında dört bölüme gelene kadar. Neler yapmaya çalıştığını ilk baştan size anlatırken... ...olaylar bambaşka noktaya gidiyor mesela. Onunla, onun hikayesini mesela merak ediyorum şu an. Lucy karakterimiz var. Lucy karakteri de aslında çok da spoiler değil... ...fragmanda olduğu için söylüyorum. Onlar yeraltı sığınağında yaşıyorlar. Yeraltı sığınağında bir şeyler oluyor bir şeyler olduktan sonra Lucy dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve onun da ilk defa dış dünyaya çıktığını ve zaten şöyle ki atom bombaları patladıktan yaklaşık 250 yıl sonra falan dışarıya çıkıyorlar yani onlar hep 200 yıldır 250 yıldır aşağıdalarmış belirli işte silo gibi belirli bölümler var 30 31 32 33 34 diye böyle bölümler var o bölümlerde yaşayan insanlar var. Az ama orada kendilerini döndürüyorlar. 250 yıl sonra dış kapı açılıyor ve Lucy dışarı çıkıyor. Onun yolculuğunu görüyoruz yani. Hamam böcekleri kocaman olmuş, işte başka insanlar mutasyona uğramış insanlar var, ölen insanlar var. Kemiklerini görüyorsun. Ayılar var, ayılar mutasyona uğramış, inanılmaz güçlü hale gelmiş falan. Onun yolculuğunu görüyoruz mesela. O şekilde işte bizim e, Walton Gogensen Cooper karakteriyle ki yine ana karakterlerimizden birisi de Cooper karakteri aslında Hortlak karakteri onunla buluşması ve hikayenin ilerlemeye başlaması. Cooper karakterinin bu hikayedeki önemi aslında bize geçmişteki olaylarla alakalı bir bağ kurduran karakter. Çünkü direkt olarak onu görüyoruz. Onun yaşadıklarını görüyoruz. Hatta fragmanda da vardı. Atla koşarken işte bombalar patladı, patladı 3-4 tane atom bombası patladı ve orada fragman bitmişti. O çok önemli bir durum. Bu karakter Cooper karakteri geçmişte bağımız aslında. Bence onu da çok iyi dengede oturtmuşlar. Hikaye ilerliyor. Ben 4 bölüme kadar gerçekten çok beğendim. Zorlamadı beni. Akıyor. Çok güzel noktalarda bitiriyor. Akışlar çok iyi. Diyaloglar çok iyi. Bence yormadı. Çok tadında gidiyor yani. Sıkıldığım bir yerde olmadı. Sürekli merak ettiriyor. Sürekli merak ettirerek hikayenin içine girmenizi de sağlıyor. Zaten Jonathan Nolan bunları çok iyi başaran birisi. Ya Ben yakın bir zamanda umarım araları bozuk değilse Christopher Nolan'la bir iş yapın da görelim yani. Şöyle özledik bir Inception'dır, Prestige'dir, Memento'dur bir şeyler yapsalar keşke. Çünkü Jonathan Nolan gerçekten piyasadaki en iyi yazarlardan ve hani bence Nolan'dan bile daha iyi. Yönetmenlik olarak değil ama yazarlık ve belirli konularda çok daha iyi olduğunu söylemem gerek. Ben çünkü Christopher Nolan'ın filmlerinde Jonathan Nolan'ın eksikliğini çok hissediyorum. Tabii ki yönetmenlik başka bir şey yani Nolan'ın yönetmenliğini tartışamayız ama yazarlığı hissediliyor gibi. Tenet'te olduğu gibi keşke Tenet'te Jonathan Nolan olsaydı acaba nasıl bir şey izlerdik diye düşünüyorum. Yani siz de bu burada birazcık Jonathan Nolan'dan bahsediyorum. Çünkü diziyi gerçekten doğru noktalarda ve oyunu muhtemelen anladığım kadarıyla yorumlardan çok iyi kavramış ve hikayeyi de çok doğru noktalara götürmüş. Renk paletine gelirsek teknik anlamda Amazon'un işte HBO'nun, Netflix'in belirli renk paletleri var. İşte bu Rings of Power'da da var. Amazon olarak işte The Boys'ta da var. Bunları görüyorsunuz. İşte HBO'da House of the Dragon'ın Game of Thrones'un bir renk paleti var. Netflix'te Farklı dizilerin renk paleti var. Burada da Amazon'un kendi renk paleti var. Aynı The Boys'ta nasıl görünüyorsa, Rings of Power'da nasıl görünüyorsa burada da öyle görünüyor. Bununla alakalı bu şekilde göründüğü için belirli eleştiriler okumuştum ilk fragman yayınlandığına. Yani yine böyle işte Rings of Power görselliği işte renk paleti gibi ama hiç de sırıtmıyor gerçekten. Her şey birazcık çok temiz görünüyor olabilir ama o temiz görüntünün aslında hikayeyi ilerlediğinde ve dizi ilerlediğinde görüyorsunuz ki çok da kanlı bir hikaye aynı zamanda yani çok fazla kan var yani kafalar mı kopmuyor ayaklar mı kopmuyor gözler mi kop kopmuyor o insanlar şey düşünmüştü sanırım ya o kadar temiz görünüyor ki o kadar güzel görünüyor ki görüntü ya acaba böyle bir distopik dünyada temiz bir hikaye mi anlatacak gibi eleştiriler vardı ben bunları görmüştüm hatta yorumlarda farklı yayınlarda da denk gelmiştim yok arkadaşlar eğer böyle bir ön yargınız varsa Muhteşem şekilde bu kanlı durumu gösteriyor The Boys'ta olduğu kadar iyi bir kan efekti kan kafa kopma vesaire vardı. The Boys'a ayrı koyuyorum zaten yani The Boys zaten çizgi romanı da çok kanlı bir hikaye olduğu için tabi ben Fallout'un oyununu bilmiyorum oyunda böyle şeyler var mı yok mu hiçbir bilgim olmadığı için ama burada var arkadaşlar yani ben bu eleştirilere bir cevap merak edenlere bir cevap olsun renk paleti görüntü harika görünüyor bunun üstüne de kanlı sahneleri koymuşlar. Hiç sırıtmıyorsunuz. Benim fikirlerim genel olarak bunlar. Sizlere çok da böyle ilk 4 bölüm özelinde konuştuğum için detaylandırmak da istemiyorum spoiler vermeden. Ama diziyi bitirdiğim zaman bir derinlemesine follow up konuşacağım. Bol bol Jonathan Nolan'ı övdüm burada sizlere. Bol bol övmeye de devam edeceğim gibi görünüyor. Eğer ki diziyi izlemişseniz. Yorumlarda lütfen spoiler vermeden ya da spoiler vereceksiniz bir spoiler ibaresi yazarak enter koyun yazın ben de cevaplayayım okuyayım sizlere veya okuyanlar da cevaplasın bir sohbet döndürebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız 60 bin abone olmaya çalışıyorum bir desteğinizi alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Twitch'te, Kik'te, YouTube'da canlı yayınlar oluyor. Genelde saat 8-9 arasında. Buralara bakabilirsiniz bu saatlerde. Yayında oluyorum muhtemelen. Orada da hem Fallout'u hem Joker 2'yi hem farklı Mad Max geliyor. Onları konuşabiliriz. Ekstradan bunu da söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.